Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz geçtiğimiz günlerde ISOS'u sızdırılan Windows 11 hakkında bilinen her şey. Şimdi arkadaşlar, torrentte orada burada ISOS'unu buluyorsunuz. Yok Mega NZ falan filan, bu tarz yerlerde Windows 11'in bu sürümünün beta halinin indirilebilir bağlantısı var. Ama ciddi riskli, bir kere zaten torrent zaten bir risk demek. Bir de böyle bir işletim sistemin kendisinde de güvenlik açıkları var falanlar var filanlar var. Yani ben bir an önce buna bakacağım diye kendi şahsi bilgisayarlarınıza o ISO'ları indirip kurmanızı tavsiye etmiyorum. Hangi işletim sistemleri Windows 11 güncellemesini ücretsiz bir şekilde alacak? Windows 7, 8, 1 ve Windows 10 sürüm bilgisayar kullanan arkadaşlar bu güncellemeyi ücretsiz bir şekilde yapabilecekler. Burada önemli bir nokta var. Altını çiziyorum. Windows 8 değil. 8.1. Büyük bir görsel güncellemesi. Aslında bir makyajlama. Hatta firma güzel bir tabir kullanmış. Görsel gençleşmesi demişler bunun adına. Bu ne demek? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi arkadaşlar, günümüz artık full neredeyse mobil cihazlarda ve mobil işletim sistemlerinde geçiyor. Doğal olarak daha stabil kullandığımız, böyle yerleşik olarak kullandığımız ürünlerdeki işletim sistemleri mobil teknolojinin görsel anlamda bayağı bir gerisinde kaldı. Bu nedenle bu tarz işletim sistemi üreten firmalar, ki siz de dikkat edin, hayatınızda kullandığınız arayüzler artık neredeyse bir mobil cihaz gibi. Yani işte ikonlar ona göre tasarlanıyor, slide hareketleri ona göre yapılıyor falan filan. Yani bu bir trend artık. Windows'un görüntüsü de gerçekten bayağı old school kalıyordu. O yüzden böyle bir görsel güncelleştirmelerine gitmeleri iyi olur. Resmi olarak Windows 11'in nihai sürümünü 24 Haziran'da göreceğiz arkadaşlar. Microsoft bir etkinlik düzenliyor. Burada bana soracak olursanız en önemli sızıntılardan bir tanesi benim kendi adıma başlangıç sesinin değişmesiydi. O Windows XP'nin açılış sesine benim sığdırdığım anının, korkunun, endişenin, güzelliğin haddi hesabı yok. Doğal olarak gelebilecek herhangi bir başlangıç müziğinin XP'nin üzerine çıkması çok zor. Zaten gelin bir dinleyelim neymiş gelen. Bir de XP'ye bakalım. 26 yıldır Windows'un menüsü soldaydı. Windows 11 sızıntılarından anladığımız şu ki artık bu menü ortaya geliyor. Tabii ki de Mac bilgisayar kullanıcıları buna uzunca yıllardır alışıklar. Bizde zaten hep ortadaydı. Windows da ortaya getirmiş. Ha ben alışamam, solda olsun, sağda olsun derseniz yine manuel olarak Windows 11'de de başlat çubuğunu istediğiniz yere koyabileceksiniz. Şöyle önemli bir ayrıntı daha var. Biz bu ortadaki başlat menüsünü ilk Windows 10X'te görmüş. Sonra 10X iptal edildi. Demek ki tabii iptal edilince yazılan kodları çöpe atmamışlar. Bunu Windows 11'e entegre etmişler. Başlat menüsüne tıkladığınızda ise normalde bu zamana kadar kullandığınız tüm Windows'lardan daha sade bir başlat menüsüyle karşılaşıyorsunuz. Menü bir kere ikiye bölünmüş. Üst kısmına sabitleyebileceğiniz uygulamalar gelmiş. Siz burayı manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla tek sayfada 18 adet ikon koyabiliyorsunuz. Daha sonra 2-3'de 2. 3. sayfaları kadar genişleyebiliyor bu ikonlar. Ayrıca yine bu bölümün üst kısmında bulunan tuşa basarak da tüm uygulamaları görebileceksiniz. Alt kısımda ise bildiğiniz önerilenler var. Mobil cihazlardan da bildiğimiz, ne bileyim, normalde çok kullanmadığınız ama abidik gubidik bir zamanda ihtiyacınız olabilecek uygulamalar hep o önerilenlerde olur ya. Bu da aynı mantıkla çalışacak olan bir sistem. Diğer yenilik olarak başlat menüsünün yanındaki ikonlara bir widget menüsü eklenmiş. Buna da tıkladığınız zaman işte hava durumu, borsa falan filan gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Dosya gezgini tarafına geldiğimiz zaman ise ızgaralı ve yuvarlak hatlı ikon tasarımlarını görüyoruz. Biz bu tasarımları zaten yıllardır Mac kısmında yine biliyorduk ki Apple cihazlarda ve kullanılan mobil cihazların çoğunda kullanılan tasarım trendi bu. Şık görünüyor. İnternet yorumlara denk geldim. Bu bildiğin Apple olmuş diye. Evet, bayağı Apple'a benziyor. Ama zaten o bir tasarım trendiydi. Ve Apple bunu ilk uygulayan firmalardan bir tanesi. Sistem gereksinimleri tarafında ise çok Windows 10'dan farklı bir durum yok. Fakat hani firma Windows 7'ye de vereceğim, 8.1'e de vereceğim demiş. Ama bana soracak olursanız özellikle Windows 7 kullanıcılarının Windows 11'in nihai sürümü çıktığında labadan aktif ona atlamalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü hani yaşanan deneyimlere de bakacak olursak hani inşallah olmaz ama optimizasyon sorunlarının olma ihtimali çok fazla. Aramızda çok heyecanlanan arkadaşlar varsa içeriğin genel hatlarından anlayabileceğiniz gibi bu güncellemenin daha çok bir görsel güncelleme olduğunu tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Peki bu görselleri öğrendiğimiz bir sızıntı meselesi vardı ya, onunla ilgili de şöyle şüpheli bir durum var arkadaşlar. Normalde firmalar bu tarz sızıntı haberlerinden sonraki pek çoğu danışıklı yapılır bu işlerin. Bir açıklama yapmazlar. Ama Microsoft tarafı ne hikmetse bu sadece başlangıç yazılı bir tweet attı. Sonuç olarak arkadaşlar, ben çocukken Windows XP'nin temaları vardı ve o temalar çok popülerdi. Yani günümüzde hala Windows'larda popüler mi bilmiyorum. Ama benim zamanımda böyle Windows temaları viral bir şekilde yayılıyordu işte.
yok yandan ateş çıkaranı vardı bilmem ne, başlat menüsü değişeni vardı ıvır zıvır. Bu Windows 11 güncellemesi şu an uzaktan 24 Haziran olmadı daha, bakın bu fikrim değişebilir. Ama şu an göründüğü kadarıyla bir tema güncellemesi gibi duruyor. İyi mi olmuş? Ya bence iyi olmuş. Bir tasarım yeniliğine bence de ihtiyaç vardı. Ama çok ağım şahım bir şey göreceğimizi düşünmüyorum diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum. Videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Windows sürümleriyle ilgili görüşleriniz varsa yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Ben çok uzunca yıllar Mac'in işletim sistemini kullandım. Windows o kadar aşina bir insan değilim. Ama benim görüşüm şu arkadaşlar. Gerçekten Windows hani çizgileri, hatları, sizin başında geçirdiğiniz mesai anlamında kaba bir işletim sistemi. MacOS yani Apple'ın bilgisayarlarında bulunan işletim sistemi çok daha kibar ve sade. Sanırım Microsoft da bu yola gidiyor. Benim görüşüm budur. Sizin görüşlerinizi açıklama kısmında merak ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.